Merhaba arkadaşlar, Laktozsuz Teknoloji'nin bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda çok sorulan, cevabı çok beklenen bir konuya değineceğiz. Huawei G11 teknoloji ile ilgili. GT 3 Pro mu? Watch Ultimate mı? İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet, kısacası bu videoda GT 3 Pro ile Watch Ultimate arasındaki farklara bakacağız. Hangisi alınmalı? Buna değineceğiz. Araya bir de düz GT 3 de sokarız. Bakalım yakından. Şimdi birinci fark, kabak gibi belli olan birinci fark, GT 3 Pro 1.43 inçken Watch Ultimate 1.5 inç. Burada Watch Ultimate'ın ekranı daha büyük. GT 3 Pro'da gördüğünüz gibi klasik üstteki dönen touch, şöyle tıklıyorum menü arasında gezmemi sağlayan, bütün her yerde kullanılabilen dönen touch ve istediğim şeyi atayabildiğim tuş bulunuyor, bu kadar. Watch Ultimate'da da gördüğünüz üzere dönen touch, her şeyi atayabildiğim ikinci tuş ve ekstra olarak üçüncü tuş. Watch Ultimate'ın kendi videosunda bunu anlattım. Şuradan gidip tıklayabilirsiniz. Üçüncü tuşu, keşif modu, macera modunu açıyor. Bu çerçeve dediğimiz kısım kadranın içindeyken Watch Ultimate'da çerçeve gördüğünüz gibi kadranın dışında. Ve Watch Ultimate biraz daha böyle farklı bir dizayna sahip. Bakın burasında rakamlarda, çerçevesinin rakamlarda mevcut. Şimdi biraz daha tasarım ve dış dizayndan bahsetmeye devam edeceğim. Aslında farklılığın çoğu buradan kaynaklanıyor. Watch GT 3 Pro'nun ana gövdesi titanyumdan yapılmadır. Watch Ultimate'ın ana gövdesi zirkonyum bazlı sıvı metalden yapılmadır. Kayışlar, ikisinin de kayışı titanyum. Renk farklılığı olabilir ama ikisinin de kayışı titanyum. Geldim, camlar, ikisinin camı da safir. Şöyle Watch Ultimate'ın istiyorsanız siyah versiyonu da şöyle koyayım. Böyle yan yana bakmış olalım. Bu kısımda HNBR dediğimiz özel kauçuk bir kordondu. Bunu kendi videosundan bahsetmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Bakın hoparlörler burada ikisinde de var mevcut. Şimdi şöyle çevirdiğimde GT 3 Pro'nun bu yapısı düz. Şurası Watch Ultimate'da, burada bir başka delikler var. Bunun sebebine Watch Ultimate aslında profesyonel bir dalgıç saati. İkisinin arasındaki fark bu. 5 atmosfere kadar suya dayanıyor. İstediğiniz gibi yüzebilirsiniz. Eğlence dalışı, serbest dalış yapabiliyorsunuz. Ama Watch Ultimate 10 atmosfer suya dayanıyor. Yani 5 atmosfere 10 atmosfer ve 100 metreye kadar teknik dalış yapabiliyorsunuz. Buradaki sensörler de suyun sıcaklığını, suyun derinliğini ve suyun basıncını ölçmeye yarayan sensörler. Onun dışında şu şey kısmı aynı. Bakın şu kısımları, kordonun gövdeye girdiği kısımlar aynı. Görüyorsunuz, şöyle netlesin. İkisi de kablosuz şarj oluyor. Temel olarak şu yapılar da birbirine çok benzer ve aynı diyebilirim. Bunun kayışı buna oluyor mu? Evet, oluyor. Teknik ve dış görünüş açısından, malzeme açısından farklarından bahsettim. İkisinde şarjı 14 gün gidiyor. Şimdi hangisini almalı? Ben premium bir cihaz istiyorum. Ben buradayım diye bağırsın. Bak koluma takacağım şimdi. GT 3 Pro benim özellikle sevdiğim bir saattir. Bakın ben buradayım diye bağırsın kolumda. Hem spor hem klasik giyimde beni taşısın derseniz GT 3 Pro'yu öneririm. Ama ben akıllı saatlerin Rolex'ini istiyorum ve ben büyük ekranlı saat istiyorum diyorsanız da Watch Ultimate'ı öneririm. Aynı zamanda tabii dalış ile ilgileniyorsanız da zaten alacağınız cihaz Watch Ultimate'dır. Ekranı gayet büyük ve gerçekten çok şık, çok premium bir cihaz. Genelde ikisinin arasındaki farklar bu kadar. Şimdi şöyle yakın kameraya bir tane de GT 3'ümüz vardı. GT 3'ümüzü de yan yana koyalım. Hepsinin metal versiyonu. Burada GT 3 kendini bağlanmak istiyor. Bakın üçünün arasındaki farkı bu şekilde görebiliriz buradan. GT 3, GT 3 Pro ve Ultimate'ı bu şekilde yan yana gördük. Şimdi tasarımsal olarak bakın GT 3'ün ekranı biraz bombelidir. Yani şu çerçeve yukarı doğru itiyor saati. Düz bir camı vardır. GT 3 Pro'nun ekranı dümdüzdür. Çerçevesi içerisinde ve safir camdır. Ultimate'da da bakın şu çerçevenin içerisinde, seramik çerçevesinin içerisinde düz diyebilirim şu şekilde şurasını ve safir cama yine sahip. Bu üçü arasında ne diyorsanız, ben metal saat seviyorum, şarjı 14 gün gitsin, hem Android hem iOS'ta bağlanabilsin diyorsanız GT 3. Malzemesi premium olsun, safir cam olsun, çizilmesin diyorsanız GT 3 Pro. Ben en iyisini almak istiyorum diyorsanız malzeme kalitesi olarak, zirkonyum tabanlı sıvı metal, böyle uzay teknolojisini falan kullanıyor, o zaman da Watch Ultimate'ı önerebilirim. Hepsi Android ve iOS'ta da uyumludur. Yani özetlemek gerekirse de 1.43 inç, ekranı 1.5 inç Watch Ultimate'ın. 5 atmosfere kadar suya dayanıyor ikisi de, 10 atmosfere kadar suya dayanıyor. GT 3 normal camlı, GT 3 Pro safir cam var. Watch Ultimate'da da safir cam var. GT 3'te yüzebilirim. GT 3 Pro'da 50 metreye kadar eğlence amaçlı dalış yapabilirim. Ultimate'da 100 metreye kadar teknik dalış yapabiliyorum. Onun dışında tabii malzemeden bahsetmiştim. Gövdesi titanyum, kayışı da titanyum. Gövdesi sıvı metal, zirkonyum, kayışı titanyum. Kauçuk olan versiyonu ise HNBR dediğimiz özel bir kayış. Saatler arasındaki farklar böyleydi. Eğer bir sorunuz var ise sizi yorumlarda bekliyorum. GT serisi ve Ultimate'ı bu şekilde yan yana görmüş olduk. Bir başka laktozsuz teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Bu tip videolardan daha çok görmek istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir başka laktozsuz videosunda görüşmek dileğiyle.
Kanalım laktozsuz, biri gel bak dostum, geri dön bak coştum, beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz, biri gel bak dostum, geri dön bak coştum, beğenip geç dostum. İçiyoruz laktozsuz, diyemezsin ona GG sus. Geçmiyor günleri pardonsuz, bir hayat düşün ama patronsuz.